AK Parti Marmaris Teşkilat Başkanı Kadem Mete, AK Parti Genel Merkez'in Ankara Kızılcahamam'da parti başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıya katılmış ve bu toplantı dönüşü de Marmaris basınına açıklamalarda bulunmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında Mete, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatı ile ilgili şu ana kadar hiçbir eleştiride bulunmadıklarını, sadece belediyenin icraatlarını eleştirdiklerini ileri sürdü. Bugüne kadar bir gün bizim çıkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensuplarının, buradaki mensuplarının vatanla, bayrakla, Atatürk'le, dinle alakalı bir politika yaptığımıza şahit oldunuz mu? Biz belediyenin icraatlarını eleştiririz. Hep bunları eleştirdik. Meydanını eleştirdik, yolunu eleştirdik, halen devam eden inşaatlarını eleştiriyoruz. 1 Mayıs'ta inşaat yasağı yok muydu bu ülkede? Bakın 1 Mayıs geldi, belediye başta olmak üzere, bazı yapı şirketleri başta olmak üzere Marmaris'in her tarafı inşaat sahası. Bakın hala susuyoruz. Çünkü bizim söylediğimiz bir şey manşet olur da, ulusal basına çıkar da buraya gelmeyi düşünen bir turist iptal eder de tatilini, bu vatana, bu millete gelecek olan 300-500 dolar kaybolur diye halen susuyoruz. Mete, bugün Mayıs'ın 7'si fakat Marmaris'in girişi hala kapalı diyerek bu durumu eleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Ali Bey Nisan ayının daha ilk haftasında orada bir basın mensup arkadaşlarla beraber bir açıklama yaptı. Ve Sayın Belediye Başkanı çıktı. Ne söz verdi arkadaşlar? 15 Nisan'da bitecek sözü verdi. Bunu sizler yazdınız. Yani ben onun ağzından duymadım ama sizin kaleminizden okudum. 15 Nisan'da her şey bitmiş olacak dedi. Bugün ayın kaçı? 7. Mayıs'ın 7'si. 15 Nisan geçeli 22 gün oldu. Arkadaşlar başıyla dibin arasına bakıyorsunuz 200-300 metre ya. 200-300 metrelik bir yol çalışması, o da parke çalışması aylardır devam ediyor bu ülkede. Mete, özellikle Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı bu yol çalışmalarıyla ilgili ağır bir dille eleştirerek bazı iddialarda bulundu. Tabii bu aynı kötülüğü kendi inşaatının olduğu Sevgi Yolu diye adlandırılan yerde de yapıyor. Niye? Yol biterse inşaat bitmemiş, inşaata girecek çıkacak malzemeler de sıkıntı yaratacak. Onun için orası bilerek uzatıldı. İnşaat bitsin de ondan sonra yolu da bitiririz düşüncesi. Yani ve ne hikmetse sadece niye orası Sevgi Yolu olabilmiş, onu da tabii tartışmak lazım. Mete, biz yaptığımız eleştirileri parti üzerinden yapmıyoruz, yönetim üzerinden yapıyoruz. Ama onlar bize çok ağır ithamlarda bulunuyorlar dedi. Ama onlar bizi vatan hainliğiyle suçluyorlar, devleti satmakla suçluyorlar. Siz de ülkenin yönetiminden, varsa söyleyeceğiniz enflasyondan, ekonomik büyümeden, çünkü bunları söyleyecek hiçbir şey yok.